Yine bu 2 haftalık süre içinde uzay yolculuğunda 13 defa... Gerçek. Hava da yok, oksijen de yok, su da yok ama bir şekilde onları yakabiliyoruz. Oksit olayını biliyorsunuz, bu metal parçacıklarını da yakarsak karbondioksit de... Sen de hocam heyecan durup da sözlerinizi toparlamanızı rica ediyorum. Tabii, zaten bitirmek üzereydim. Peki. 5 dakika kaldan itibaren roket ve kürümle... Böyle bir ana şahit olmanın gururu ve onuru içerisindeyiz. Gelecek nesillere, evlatlarımıza, belki ileride torunlarımıza bu anı anlatmanın şerefi ve onurunu hissedeceğiz. Bunu bize yaşatan, buna vesile olan, başta artık milli astronotumuza, ona vesile olan birçok devlet erbabımıza hepsine şükranlarımızı sunarız. Bugünleri yaşamanın onuru ve şerefini bize hissettikleri için çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Alper Gezer Avcı'yı izlemek bence çok zevkli. Türkiye'nin böyle bir başarıya imza atması gerçekten benim için çok mutluluk getirdi. Yani daha iyi yerlere gelebilmemiz için, uzayı keşfetmemiz için gönderilen astronotların orayı keşfedip incelemesi, bize bunun hakkında bilgiler getirmesi, bunlar önemli. Yani bunlar hakkında Türkiye'nin gelişimi adına mutluyum yani. Yani kalbim çıkacak gibiydi yani. Gerçekten çok heyecanlıydım. Kayıt da aldım zaten. Yani çok heyecanlı bir andı. Tüm Türkler de izlemiştir yani. Bu tarihi bir an ve buna gerçekten tanıklık etmek çok mutlu etti beni. Heyecanla nefesimizi tutarak beklediğimiz an geldi. Artık Feza'ya doğru. Uzaya doğru yolculuk başladı.